İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Abdülkadir Sühreverdi. Rahmetullahi aleyh. Günah iki türlüdür. Allah adamlarından olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Bu zat bir gün dergâhta olan hizmetkârına dedi ki: "Semerkant'tan biraz bal getir bana." Hizmetçi "Peki." deyip sefere çıktı derhal. Emredildiği gibi satın aldı biraz bal. Sonra tam dışarıya çıkıyorken ansızın dükkandan içeriye girdi bir güzel kadın. Şehvet nazarıyla kadına baktı bir an. Sonra da ayrılarak yoluna oldu revan. Vasıl oldu nihayet üstadının evine. Takdim etti o balı hemen kendilerine. Lakin o büyük veli kaşlarını çatarak, o hizmetçi adama bir sitemle bakarak buyurdu ki: "Sen gittin bal alıp gelmek için. Lakin şarap getirdin sen bize. Acep niçin?" Hizmetçi çok şaşırıp verdi ki şöyle cevap: "Efendim, bu kutuda bal vardır, değil şarap." Velakin o kutuyu açar açmaz hizmetçi gördü ki hakikaten şarapla dolu içi. Utanıp hatasını tahmin etti o anda. Düşündü, Semerkant'ta bakmıştım o kadına. Demek ben o günahı eyleyince irtikâp, kutudaki bu balda değişip oldu şarap. Bir günde buyurdu ki, iki tür günah vardır. Birisi Allah ile kullar arasındadır. İkinci tür günahlar, kulların birbiriyle münasebetlerinden olurlar tamamiyle. Birinci tür günahı olsa da büyük, ufak, ya ceza verir ya da affeder Cenab-ı Hak. Kullar arasındaki günahlara gelince, bunlarda kulların da hakkı vardır bir nice. Bu türlü günahlarda adalet olacaktır. Alacaklı, borçludan hakkını alacaktır. Lakin geçmez orada dünyadaki paralar. Verilir sevap ecir, yüklenilir günahlar. Bir liralık hak için 70 yıllık namazın ecri karşı tarafa verilir varsa yarın. Yoksa alacaklının günahları alınır, borçluya yükletilip cehenneme atılır. Dünyada her ne amel yaparsanız siz eğer, her birine mahşerde hesap var birer birer. Her söz ve hareketin, hatta her düşüncenin soracak hesabını bize Rabbil Alemin. Her bir günah Allah'ın nehyettiği bir iştir. Eğer ki affetmezse karşılığı ateştir. Bu dünyada gülerek günahlara girenler mahşerde ağlayarak cehenneme girerler. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Sevdiklerinle beraber olursun. Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanında haşrolacaktır. Bir kimse Resulullah Efendimiz'e kıyameti sorunca,
kıyamet için ne hazırlık yaptın buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım deyince, Peygamber Efendimiz sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Allahü Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Salihleri severek onlardan faydalanmak için onların yaptıklarını yapmak lazım değildir. Çünkü onların yaptıklarını yaparsa o da onlardan olur. Peygamber Efendimiz bir gün, bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur buyurunca, Ebu Zer Gıfari Hazretleri, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye arz etti. Peygamber Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdular. Hasan-ı Basri Hazretleri, sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlarsa da onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir buyurmuştur. İmam-ı Gazali Hazretleri de salihlerin iyi amellerinden birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmekle onların yanına kavuşulamaz buyuruyor. Abdullah-ı Ensari Hazretleri anlatır. Birisi rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Evliyadan bir grupla bir yerde oturuyorlar. Herkes Resulullah Efendimiz'i dinliyor. Birden semanın kapıları açılır. Elinde ibrik ve leğenle bir melek gelir. Melek ibrik ve leğenle herkesin önüne gelir. Orada bulunanlar ellerini yıkarlar. Rüyayı gören kimse en sonda bulunur. Sıra ona gelince leğeni kaldırın, o bu taifeden değildir diye bir ses işitilir. Melek de leğeni alıp götürür. O kimse Peygamber Efendimiz'e dönerek, ya Resulallah, ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim der. Peygamber Efendimiz de bunlara muhabbet eden bunlardandır buyurur. Bunun üzerine melek leğenle ibriği getirir. O kimse de elini yıkar. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ederler ve bize muhabbet ettikçe bizimlesin buyururlar. O kimse bu rüyadan sonra Allahü Teala'nın sevdiklerinden olur. Doğru yolda gidenleri sevmek, onlarla tanışmak, görüşmek, onlar gibi olmaya özenmek, o büyüklerin sözlerini işitmek ve kitaplarını okumak, Allahü Teala'nın nimetlerinin en büyüklerindendir ve onun ihsanlarının en kıymetlilerindendir. Peygamber Efendimiz el mer'u me'a men ehabbe buyurdu. Yani kişi dünyada ve ahirette sevdiğiyle beraber olur. Bunun için din büyüklerini seven kimse onlarla beraber olur. Herkes neyi severse onun zikrini çok eder. Allah'ı seven Allah'ı, Resulullah'ı seven onu, evliyayı seven evliyayı çok zikreder, anar. Yani hiç hatırından çıkarmaz. Nitekim çocuklarını, eşini, tarlasını, bağını, bahçesini, parasını seven bunları hiç gönlünden çıkarmadığı gibi. Herkes kalbini yoklarsa kimi çok sevdiğini anlar. Herkes sevdiğini emrettiyse onu canı gibi yerine getirir. Bazısını yapar, bazısını yapmazsa, sevgisi az, hiç yapmazsa sevmediği anlaşılır. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri, Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever buyurmaktadır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, sevgi, sevgilinin dostlarını sevmeyi, düşmanlarına düşmanlık etmeyi gerektirir. Bu sevgi ve düşmanlık aşıkların elinde ve iradesinde değildir. Seviyorum diyen bir kimse, sevgilisinin düşmanlarından uzaklaşmadıkça sözünün eri sayılmaz. Buna yalancı denir. Sevgi, sevgilinin her şeyini sevmeyi gerektirir. Büyükler, sevdiğin zadı inciten kimseye gücenmezsen, köpek senden daha iyidir demişlerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek, insanı Allah'tan uzaklaştırır. Onun düşmanlarından uzaklaşmadıkça sevgiliye dost olunmaz. Muhabbet edene muhabbet edilir, seven sevilir. Unutmayan unutulmaz.
Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, kişi dünyada kimi severse ahirette onun yanında olur. Hayatım roman. Heyecanlı asker. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Bir baba şebeke suyunu saatsiz kullanıyormuş. Yani kaçak. Çocukları uyarınca da hizmetini almadığımız çevre temizliği ve kanalizasyon kesintisine sayılsın. Yani daha önce ödediğimiz şeylere, kesintilere sayılsın diyormuş. Şimdi o suyu kullanmak çocuklara şey getirir mi? Bir günah getirir mi? Efendim babanın işlemiş olduğu suç, hatta fıkıh kitaplarında buyuruyor ki, adam gitti, hanım helal karıştırdı, getirdi. Hanımı çocukları yiyor. Hanımına çocuklarına vebal olmaz. O haramı işleyen aynı şekilde suçlu olur. Bu suçtur. Yakaladıkları zaman bedelini de aynı şekilde öder. Onlar da yani evlat olarak ikaz etmişler. Vebali babaya ait. 55 yaşından büyük Hanefi mezhebindeki bir kadın diş dolgusundan ötürü Maliki'yi taklit ediyorsa ve bu kadından kan gibi çok affedersiniz demiş leke geliyorsa nasıl hareket eder? Şöyle diyorlar diyor, biz diş için taklit ediyoruz, akıntı için değil. O yüzden her namaz abdest alacak, her vakit abdest alacak. Efendim bir kere dini konuda kitaba bakmadan cevap vermek çok yanlış bir şey. Halbuki mesela biz seneler burada anlatıyoruz. Sadece diş meselesiyle değil. Mesela idrar yollarında rahatsızlık vardır. İdrar kaçırıyordur. Gayta yollarında rahatsızlık vardır. Yel kaçırıyordur. Hatta gayta kaçıranı bile vardır. Veyahut da idrar yolunda devamlı sürekli akıntısı olanlar vardır. Kadın da erkeklik de oluyor. İmam Malik Hazretleri rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki bu gelen akıntılar İster gayta yolundan, ister idrar yolundan gelsin. Veya isterse yarada herhangi bir şekilde cerrahat yoluyla gelsin. Bu artık insanın iradesinden çıkmıştır. Bu semavi bir hal almıştır. İnsanın orada bir dahli yoktur. Ve İmam Malik Hazretleri bunlara semavi özür diyor. Bunlar abdesti bozmaz buyuruyor. Bunlar abdesti bozmaz. Bir hanım 55 yaşını geçti. Böyle akıntılar varsa, geliyorsa Maliki mezhebini taklit edebilir. Bir abdestle de birkaç vakit namaz kılabilir. Niye tam ilmihan saatte ve diye dikkatle okumuyorlar? İslam hala kitabında da var aynı şekilde bu konular. Böyle okumadan, yok canım biz diş dolgusuyla taklit ediyor, sen onu taklit demesi öyle olur mu öyle şey? Yani İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki, İdrar yoluyla veyahut da idrar yolundan veyahut da gayete yolundan gelen yellenmedir veyahut da bazen gayete de kaçırabilir. Ya şey de olabilir Mustafa Bey. Mesela mide ve bağırsaklarında rahatsızlık vardır. Yedikleri ishale döndürüyordur. Adam yani heleğe varınca kadar kaçıyordur. Kaçırıyordur. Bir rahatsızlığı vardır. Rahatsızlığı vardır. Oluyordur. Bunlar da taklit edebilir. Hatta Saadet-i Ebediyeli Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki hastaların ve yaşlıların bu sebepten dolayı Maliki mezhebini taklit etmeleri yani tavsiye olunur diye açıkça yazmışlar bunu. Bunlar açıkça kitapta yazarken sen kalkıp da o diş sebebiyle olacağım sen o sebeple taklit demesin. Allah Allah. Sen kimsin ki ben kimim ya? Allah'a denen dini hakkında kimsenin söz hakkı yok ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildirmiş. Eshab-ı kiram bunu tabiine nakletmiş, tabiinde kitapları yazmış ve müştehit alimler de bizim anlayacağımız şekilde fıkıh, imar kitaplarına yazmışlar. Ölçü budur. Gerisi bizi ilgilendirmez. Bir dinleyicimiz de, gerçi dinleyicimizin sorusu yok da, hani programda bahsedebilir misiniz demiş, bir sıkıntısını dile getiriyor. Şahsi bir sıkıntı değil, herkesi ilgilendiren bir konu. Televizyonlarda değişik programlar oluyor malum. Dizilerin dışında zaman zaman moda olan programlar oluyor. İşte yok evlendirme programı şu bu filan gibi. Şimdi, yemek programı, yemek evlendirme programı falan. İnsanları oyalayacak şeyler buluyorlar. Evet. Yine böyle bir programdan bahsediyor. Bu programda psikolojik bir takım şeyler falan bahsediliyormuş. Gerçek olaylardan
işte derlenen veya gerçek olayın sahibi olan kişileri oraya çağırıyorlarmış. Burada yine böyle bir olay olmuş ve bazı insanlar çağrılmış. Kadın birisiyle evlenmiş, ikinci bir evlilik. Adamın da ikinci bir evliliği. Adamın yetişkin oğlu var önceki evliliğinden. Kadın bu oğlana aşık olmuş. Yani üvey annesi. Oğlana aşık olmuş. Dinleyicimiz de diyor ki orada diyor oğlana diyor aşık olması diyor kadının diyor. Sanki diyor matah bir şeymiş gibi diyor. Hiç üzerinde durulmadı. Ama sırf bu sebepten dolayı da kocası onu dövmüş. Vay sen nasıl döversin falan diye. Bunun üzerinde duruyorlar diyor. Öbür tarafta diyor sapla saman birbirine karışmış yani. Onu anlatıyor dinleyicimiz de. İlginç geldiği için ben de burada tekrar edeyim dedim. Şimdi Allah-u Teala rahmet eylesin. Evren abiler bir gün bir toplantıda bir şey anlattılar. Adam dediler 1000 sayfalık kitap yazmış. 1000 sayfa. 999 sayfası Osmanlı'yı övüyor. Son bir sayfasında öyle kötü bir şey anlatıyor ki işte Osmanlı bir diyor. 999 sayfayı silip atıyor, tamam mı? Boşa gitti. O şekilde. Şimdi adam program yapıyor. Adam program yapıyor. Orada ki evlendiği zaman kocasının oğlu buna ebedi mahremdir. Ebedi mahremine aşık oluyor. Kocası da bunu dövüyor. Vay sen nasıl döversin? Yani İslamiyet'in men ettiği, yasak ettiği bir fiile peki diyorsun. Bu normaldir diyorsun. Ama öbür tarafta onun ikaz edilmesi için hani bazıları diyecek ki efendim yani sopa var mıdır falan. Vallahi Osmanlıca kitaplarda yazıyor. Hani bir kimseyi hani nus ile uslanmayan etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayan da hakkı kötektir diye. Nus, nasihat demektir. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Bir nasihat edersin. Aldırmadı. İkaz edersin sert bir şekilde. Aldırmadı. Ondan sonra iki tane de çakarsın ya. İki tane de çakarsın. En azından o programda denmesi lazım ki senin yaptığın şey iş midir yani? Bu uygun bir şey midir? Sen niye böyle ahlaksızlık yapıyorsun? Denmesi lazım. Dönmesi lazım yani. Ama oradaki bulunanların niyetleri insanların şeyini bozmak. Yani sen diyor kayınvalidene aşık olabilirsin. Sen aynı şekilde üvey annene aşık olabilirsin. Sen de aynı şekilde üvey oğluna aşık olabilirsin. Sen de damadına aşık olabilirsin. Acayip garip bir şey bu ya. Değil mi? Yani aile yuvasını yıkmaktır. Son bir o İstanbul Sözleşmesi'ne bahsediyorlar ya. Şimdi adam böyle C dese koşuyor. Neler neler çıktı. Hatta bir tane kadın feryat ediyor. Ya diyor bu rezillik ve kepazelikti. Kepazelik diyor. Bizim gazetenin, Türkiye gazetesinin yazarlarından birisi de yazdı. Kız aynı şekilde babam bana bilmem işte tacizde bulundu. Sonra şey yapıyorlar falan. Ya adam aynı şekilde sildi attı. Ne oldu? Babasından uzaklaştılar. Bilmem ne yaptılar. Kız aynı şekilde sevgisiyle aş nefiş ne yapacak bilmem ne yapacak. Bu aileyi yıkmaktır ya. Bunun adı aileyi yıkmaktır. Sen kadını koruyayım derken aileyi yıkıyorsun bir yerde. Eğer bu böyleyse çok yanlış bir şey. Ya Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ahir zamandayız. Rahmetli babam, tabii o da kendilerinden öncekilerden duymuşlar bunları da. At izi it izine karıştı derdi. Sapla saman karıştı, şapla şeker karıştı. Karıştı hakikaten. At izi it izine karıştı. Şimdi böyle bir zamanda sen çoluğunu çocuğunu muhafaza edebilmen için böyle programlara bakmayacaksın, izlemeyeceksin. Ne telefondan bakacaksın, ne televizyondan bakacaksın. Bunları izlemeyeceksin. Sosyal medyaya da takılmayacaksın. Siz dahili telefonu açtığınızda ben cep telefonuyla birisiyle görüşüyordum. Evet. Mesela dinledim sizi. Dinleyici diyor ki ama diyor ben diyor internetten araştırdım. Ya internet çamur zaten, tamam mı? Google amcaya girdiğin zaman oho oradaki bilgilerin hepsi çoğu yanlış. Adam hatırına geleni atıyor ya, hatırına geleni atıyor ya. Ve Google amca senin doğru yanlış olduğuna bakmaz. Ne kadar aynı şekilde. Hani dünyaca çok özür dilerim de kendilerini teşhir edip parayla satan kadınlar. Efendim işte 1 milyon izleyicisi var. Soyunuyor, dökülüyor. Yok banyo yaparken gösteriyor kendini. Bilmem ne yaparken gösteriyor. 1 milyon izleyicisi var. Google amca aynı şekilde o 1 milyon izleyicisi olanı seni gündemde tutacaktır. Niye?
Çünkü onun içerisinde bir sürü reklam alıyor, adam kazanıyor. Senin ahlakın bozulmuş, dinin bozulmuş, imanın bozulmuş, umurunda bile değildir. Hatta onu İslamiyet'i bozmak için kullanırlar bunu. Türkiye'de de buna uşaklık edenler çok. Bu şekilde böyle hareket edenler de çok. Onlara bakıp da Müslüman ana babanın kızları veyahut da oğlanları, işte biz de böyle bir şey yapsak, internette böyle program yapsak da işte bize de aynı şekilde paracıklar gelse falan filan diye başlıyorlar kıvranmaya. Oturduğu yerde bedava para kazanmak isteyenler de oluyor. Ahir zamandayız anne babalar. Israrla senelerdir söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Allah-u Teala bu fırsatı verdiği müddetçe de söyleyeceğiz. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını kendimiz okuyacağız, çocuklarımızı okutacağız. Efendim zoraki değil, sevdirerek onların kalbine ininceye kadar da dua edeceğiz, yerleştireceğiz. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın diye. Geçen bir dinleyicinin bir tanesi mail göndermiş. Mail de diyor ki, siz diyorsunuz ki dedi, samimiyetle dua edin. İstiğfara devam edin, samimiyetle dua edin. Ben de size bir maille bir sual göndermiştim. Ben burada yalnızım. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Siz de dediniz ki Allah-u Teala dua edin. İstiğfara da devam edin. Allah-u Teala sizin de bizim de hepimizin sahibi. Ve dedi ben ona devam ettim dedi. Şimdi dedi böyle Ehl-i Sünnet itikadında arkadaşlar bu edindim ben. Edinir tabii ya. Allah-u Teala yaratır. Çıkartır karşısına. Aynı şehirde kimse yok zannedersin. Şu anda mesela bizim TGRT FM'i bize ulaşamayan yüzlerce binlerce dinleyici var. Sessiz sedasız dinliyor bunu. Sessiz sedasız dinliyor. Ha lazım olan ulaşabiliyor. Soruyor, telefonla ulaşıyor, yayına girip ulaşıyor. Ama ulaşamayanı da var. Mesela telefon nasıl ulaşılır bilmiyorum diyor. Doğru söylüyor. Belki telefonu hiç görmedi. Bilmiyor da okuyup yazması da yoktur. Sadece dinliyor. Onlar da dua da ediyor. Dolayısıyla bunlarla karşılaşır mı? Vallahi de billahi de Allah-u Teala karşılaştırır. Bunda zerre şüphem yok. Yeter ki bir kimse samimi olsun. Ha sen gıcırdıklı hareket edersen. Efendim işte şöyle olsa da, efendim böyle olsa da, efendim şöyle olsa da falan. Sen nefsine şey arıyorsun, para arıyorsun arkadaşım ya. Nefsine göre hareket edeceksin. Ama onun için bir kendine bir dayanak var. Ha ben işte Mustafa Toköz'e ulaştım, Osman Ünlü'ye ulaştım, sordum. Onlar dediler ki sen yapabilirsin veyahut da yapılabilirmiş. Bir kavil varmış da falan da feşmekede ben ona uyuyorum falan. Ya geçen bir tane dinleyicim birisi dinim İslam koma gelmiş orada diyor. Kocam diyor işte içki içiyor diyor, namaz da kılıyor diyor. Ve kocası kendisini müdafaa ediyor bu müdahale ettiği zaman. Allah bana izin veriyor, sen kim oluyorsun diyormuş, tamam mı? Tövbe yarabbim. Müftüyü sakınayım da çok piyasada, tamam mı? Beyzbol sopasıyla döveceğim bunu önce. Sopalık yani. Dolayısıyla tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabında ben hep dikkat ederdim. Orada mesela haramlar anlatıyorlar. Ondan sonra ahlaksızlıkların nelerden kaynaklandığını, o kötü huyları. Ondan sonra mübarek en sonunda gene yazıyor işte. Böyle filmleri seyretmemeli, böyle televizyonlara bakmamalı, böyle şeyleri aynı şekilde okumamalı. Israrla yazmışlar. Laf olsun diye mi yazdılar? Efendim ben şöyle bir bakıvereyim bir. Kültür sahibi olacağım. Bir ay sonra bir bakıyorsun adamın düşünceleri değişmiş. Ya da işte yakında gene bir dinleyicinin birisi girdi de dedi ki çocuğum dedi ilahiyat fakültesi üniversiteye gitti dedi din imanı bıraktı dedi ben de İslam ve toplumu dinlettiriyordum dedi namaz kılıyor dedi ya. Hatta siz de dediniz liseye giden bile bırakıyor doğru. Lisenin durumuna göre oradaki arkadaşlarına göre çok zor bir zamandayız. Emen abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. O hadis-i şerifi habire naklederlerdi. Ahir zamanda imanı muhafaza etmek avuç içerisinde ateşi tutmak gibidir. Biz de Saadet-i Ebedi kitabında bildirildiği gibi böyle programlara bakmamalı. İşte yemek programı da olsa bilmem de olsa adam araya sıkıştırır böyle. Farkına varmadan senin imanını tereyağından kıl çeker gibi alır götürür. Sen kendini Müslüman zannedersin. Sen kendini Müslüman zannedersin. Ondan sonra oturursun bir de canım bu burada haklı değil miydi falan. Bir de onu müdafaya kalkarsın. O biterdi. Benim hala oğlum vardı. Aynı senede mi dünyaya gelmişiz yoksa benden 6 ay büyük müydü? Allah rahmet eylesin. O mimarlık fakültesinde okudu. Ben de ilahiyatta okuyordum falan. İşte o zamanlar öğrenci hadiseleri vardı. Milli Türk Talebe Birliği vardı. Ülke Ocaklar vardı. İşte Dev Genci vardı. Bilmem komünist şeyler vardı falan filan. Onlar İstanbul'daydı. Biz Konya'daydık falan. Ben de merak ederdim şimdi. Biz Milli Türk Talebe Birliği bünyesindeydik. Onlar Ülke Ocakları. Ben ona derdim ya nasıl kazanıyorsunuz hani şeyleri falan üniversitede falan.
O bir şey söylediydi. Dedi ki, dayol dedi. Önce dedi, o dedi konserlere, şeylere götürüyoruz dedi. Bir sıcaklık hasıl oluyor dedi. Ondan sonra dedi, biz sokakta giderken falan dedi. Sokakta giderken bir kavga çıkıyordu. O kavgada yumruğu yiyince dedi. Yanaşıyor bize. Kalabalık neresiyse oraya yanaşıyor. Senden benden fazla ayrı şekilde bakıyorsun dedi. Şey çıkıyor falan, yumruğu yiyince falan. Dolayısıyla sen şimdi Allah Teala korusun, onların arasına girersin, bilmem ne yaparsın falan filan. Onlara düşman olan bir şey söyleyince onları müdafaya kalkarsın. Farkında değilsin. Sen komünisti, masonu, bilmem neyi müdafaa etmeye başlıyorsun. Farkında değilsin. El mer'u ma'an ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Nerede? Dünyada kimleri seviyorsan ahirette de onlarla berabersin. Bu iş değişmez. Bu iş değişmez. Onun için dinil mer'i dinil ahi. Allah rahmet eylesin. Enver abi habire naklederdi bunu. Dinil mer'i dinil ahi. Kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Ben bir arkadaş olarak sadece insan diye hatırıma gelirdi. Meğer değilmiş. Sadde Bedi kitabını okuyunca dedi. Gazete arkadaş, kitap arkadaş, telefon arkadaş, internet arkadaş, iki ayaklı da arkadaş. Hele şimdi sosyal medya var, yüz yüze gelmesine gerek yok. Yüz yüze gelmiyor. Ama telefon şey vasıtasıyla bir sürü yanlış kişiler, yanlış gruplar, yanlış şeylerin içerisine girmiş. Kendinizin başında. Yani zaman zaman bize de ulaşıyor, size de ulaşıyor, Bahattin Bey'e de ulaşıyor telefonlar. İşte efendim biz kendi aramızda böyle bir grup kurduyduk da WhatsApp grubu, işte orada birisi böyle yazdı da birine. Nereden yazıyor onu? Nereden yazıyor? Nereden yazdığını kimse bilmiyor. Kokul amcaya girdi, oradan buldu veyahut da birisi üfledi kulağına. Değil mi? Veyahut da bir mezhepsizin kitabı eline geçti. Kitapların hepsini doğru zannediyor. Doğru kitabı okumayınca yanlış kitabı nereden bilecek ki? Nasıl bilecek ki? Onun için Cenab-ı Hak hepimizi evlad-ı yalimizde ahir zaman fitnelerinden muhafaza vursun inşallah. Hocam son bir soru var. Bir dinleyicimiz çocuğu olmuyormuş. Yani bir tanıdığının için soruyor. Çocukları olmuyormuş. Bunlar da işte bir çocuk esirgeme kurumundan veya kimsesiz bir çocuğu evlatlık almak için müracaat etmişler. Bunlar da demişler ki eğer kız evlatlık alırsanız büyüyünce babasına. Yani sizin kocanıza yabancı olur. Erkek olursa da sana yabancı olur. Dolayısıyla uygun olmaz. Bu da demiş ki yani hormonal bir takım dengeleri değiştiren ilaçlar varmış. Bunlardan kullanınca kadından süt geliyormuş. Dolayısıyla hani ben o şekilde kullanırım. Emziririm ve neticede süt çocuğum olur. Zoraki bir yol. Gerçekten kadından süt gelirse, çocuk da 2,5 yaşından küçükse. Küçükse Hanefi mezhebine göre süt çocuğu olur. Kurtarır. Ama Şafii mezhebine göre olmaz. 5 defa doyuncaya kadar emzirmesi lazım Şafii mezhebinde süt çocuğu olabilmesi için. O zaman kurtarabilir. Çünkü Hanefi mezhebinde ille emmesi şartı yok. Hatta mesela soruyorlar bazen. Kadın sütünü sağmış, buzdolabına koymuş. Ya da dondurmuş. 6 ay sonra birisi çocuk dünyaya gelmiş, oradan almışlar. Kaşıkla vermişler çocuğa. Süt çocuğu olur mu biliyor? Hanefi'de olur. Hanefi'de. Ama Şafii'de olmaz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.